Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 50 numara sarı ve 328'de koyu kırmızı numaralarım. Şöyle 22 numarada tığımın numarası arkadaşlar. Size yine bu bentime yakışacak şekilde bir model hazırladım. Şöyle modelimi göstereyim. Minik örümceklerini üzerine şöyle iki tane dalın arasına bakın minik böyle bir şekilde fıstıklar yaptım. Evet. Kolay bir model. 3 fıstık. Şöyle arasında da iki tane daldan oluşan iki tane minik şöyle örümcekleri olan bu şekilde küçük örümceklerini üzerine yapılmış çimeni de bu şekilde kirpikli trabzanlardan oluşuyor arkadaşlar modelim Evet bu şekilde yapımı da kolay şimdi beraber de nasıl yapıldığını yapacağız anlaşılacak nasıl olduğu da bu şekilde modelim ben çok beğendim ee, bu çıtı pıtı zarif modeller böyle sallantılı bir model zaten her örümceğin üzerinde duran modellerde bu şekilde sallantılı oluyor Arkadaşlar şöyle Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim ara mesafesi olarak şöyle 10 tane kirpikli trabzan bırakıyorum İlk başlarken bu şekilde tığ battıya sık iğne ile girdim. Lakin şu şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir zincir çekip ipi tığa tutturup şöyle bir defa tığı dolayıp 2 2 alarak ilk başlarken sadece trabzanla da başlayabilirsiniz. Şöyle 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi kapatıyorum buraya. Bakın. Kirpiğimi yaptım. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir 4 zincirimi çekiyorum ve buraya sabitliyorum şimdi bakın 10 tane oldu bu şekilde kirpikli trabzanımızın ara mesafesi hemen bir küçük örümcek yapacağız ipimi uzattım şöyle şöyle bunu biraz hafif bol kapatıyorum Burayı şimdi yuva olarak kullanacağım. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi şöyle ters çevirdim. Bu birazcık bol kapattığım örümceğimin içine buraya sabitliyorum. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. Çeviriyorum düz tarafına. Bunu fıstığım için yuva olarak kullanacağım. Bu 5 zincirden yaptığım yuvamı. 1 2 3 zincir 2 defa tığımı doluyorum hemen bakın 7 zincirli yuvanın içine girip 2 2 2 alarak trabzan yaptım şimdi ucuna 4 zincirden kirpik kapatıyorum bu şekilde sabitledim kirpiğimi geri kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 5 6 ve 7 7. bu şekilde yuvada yapıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum şöyle bakın tomurcuğum için 5 zincirden yuva bir tane de dalım oldu şimdi tekrar 5 zincirden buraya fıstığım için yuva yapıyorum demin tomurcuk dedim sanırsam fıstığım için şöyle ikinci yuvayı yaptım dal için tekrar 3 zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım şöyle 2 2 2 alarak bu şekilde 3 zincire uzanacak şekilde bir trabzan yaptım tekrar 3 ve 4 zincir kapatıyorum buraya sık iğne ile sabitledim geri kalan kısma 5 tane dedim ama 6 yaptım sanırsam yine 6 yapalım Şöyle 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Hemen bakın bu 7 zincirli yuvanın içine 7. sık iğnemi kapatıyorum. İkinci dalım da bu şekilde hazır. Bakın. Şimdi buraya 5 zincirden bir tane daha fıstığımız için yuva yapalım. 5 zincirimi çekiyorum hemen buraya kapattım dibinde bir tane zincir çekiyorum azıcık uzatıp küçük bir örümcek yapıyorum şöyle örümceğimi de ilk örümceğimle aynı yapmaya çalışıyorum şu şekilde şimdi bunu dördüncü tığ battı bakın köşeyi görün diye köşeyi bu şekilde çiçeği de getirin diye köşeyi bıraktım şimdi arkadaşlar köşe olduğu için 3 ama bakın Normalde dördüncü şöyle bir defa tığımı doladım 1-2-3 ee, dediğim gibi köşe olduğu için üçüncüye yoksa normalde dördüncüye kapatın çünkü köşelerde bir eksik kapatırsanız aynı üç gibi olur şu şekilde göstereyim bakın bunu şöyle arada üç tane bırakarak dördüncüye kapattım tırabzanı. köşe olduğu için bunu üçüncüye köşede bir eksik yapınca daha güzel duruyor hem de ebat olarak ancak tek geliyor bakın örümceklerimin boyunca oldu ne gerdirme ne bol şöyle karşıdan rahat bakın arkadaşlar örümcek kapatması önemli Evet şimdi yine ara suyuna geçiyoruz ve ara suyunda 10 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapacağız bu yapmış olduğum ikili trabzanın beline sık iğne ile sabitledim 4 zincirli tomurcuğumu Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Tığ battımın içine girip 2 2 olarak aldım. 1 2 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi kapatıp bakın bir tane tomurcuk yaptım. Yine bir zincirimi çekiyorum. Şöyle karanlık sanırsam ışığını getireyim. Arkadaşlar pazartesi sabah Ankara çok kapalı şöyle inşallah güzel bir çekimde olur bir zincirimin üzerine tekrar bir defa dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincirimi çekiyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum bir zincirimi çektim bir defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum 2 2 olarak 6 4 zincir kapattım bu şekilde evet bir zincir bir defa dolar şöyle iki iki alarak tırabzan yaptım dört zincirimi çekiyorum araya bir zincir bir defa doladım iki iki olarak aldım Bakın bu şekilde alt tığ battısına göre eğer çok sıkı tığ battınız varsa hiç zincir çekmeden bu çitleri yapabilirsiniz. Çitlerin birbiri üstüne gelmemesi ve güzel durması lazım arkadaşlar. Bakın şu güzelliği verilmesi lazım. O da alt tığ battısının işlevine göre değişir. Ben bu tığ battı iki zincir çekerek yaptım. Eğer sizin iki zincirleriniz daha küçük, daha tığ battıysa araya zincir çekmeyin. Şu şekilde bakın. Ben bir zincir çekiyorum. Siz çekmeden çitlerinizi oluşturun. Evet, iki 2 olarak bu şekilde alıyorum. 10 tane yapacağız. 2, 4, 6 ve 7. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle 2, 2 alarak 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle 9. sanırsam bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım ve 2 2 olarak aldım 1 2 3 ve 4 zincir kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde Bakın. şimdi bir zincirimi çektim şu mesafeyi görün istedim 2 4 6 8 10 Evet çimeli de önemli arkadaşlar sadece bu yaprağın örümceğin gösterilmesine ziyade bakın Çimenin de bu şekilde düzgün bir çimen olması lazım oyayı göstermesi için. Evet, şimdi örümcek yapıp bu yaptığım e, yeri tekrar yapacağız. Bu şekilde devam edecek. Şimdi biz fıstıkların yapımına geçelim. Evet, ilk fıstığımızın yapımına başlayalım. 5 zincirle yeşil yuvamızın içine şöyle tülbentimizin içinde olan bu bakır tonumuzla başlayalım. Hemen 8 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çektim bunun üzerine fıstık yapacağız hafif ipimi uzattım ilmeğim geçecek kadar fazla değil zincirin altından girdim bir tane zincir çektim zincirin altından girip ilmek alıyorum üstünde bir zincir çekiyorum alttan gir üstten ilmek çekiyorum şöyle bakın tığımda topluyorum 5 6 7 8 9 şöyle alttan gir üstte bir zincir 10 şöyle 11 12 13 14 şöyle şu ipi tekrar çektireyim arkadaşlar 13 14 15 16 17 ve 18 18 tane toplam bakın tığıma bu şekilde ilmekleri topluyorum sonundan ilmeğimi alıp başa kadar bu şekilde çıkıyorum topladım şimdi bunu yeşil yuvanın içinden girip şöyle bakın bir tane ilmek alıyorum Öbür ilmeğimi de onun yanına getirip şu şekilde ikisini birden buraya sık iğne ile kapatıyorum. Evet fıstığın yapımı bu kadar kolay. Şöyle bunu tutup hafif sola meyil ettiriyorum. Arkaya 3 tane zincir çekeceğiz. Şöyle 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Arka tarafından bu yapmış olduğum 5 zincirli yeşil yuvanın içine de sık iğne ile sabitliyorum. Yine 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İpi bir şöyle hafif bir uzatıyorum. Zincirin altından girip ilmek çıkarıp üstünde bir zincir çekerek uzattığım ilmeğin yanına çekiyorum. Dibinde bir zincir 3, ilmek al dibinde bir zincir 4 dibinde bir zincir ilmek al 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane ilmeği bu şekilde topluyorum ve başından şöyle ilmeği alıp sonuna kadar bakın çekiyorum. Fıstığımı topladım. Şimdi bunu yeşil yuvaya sabitleyeceğim. Şöyle dibinde bir tane yeşil yuvadan ilmek çıkarıp İkisini birden buraya sık iğne ile bu şekilde sabitledim dibine şöyle bir zincir çekip hafif sağa yatırdım fıstığımın oluşum bu kadar kolay ve yine üç tane zincir çekiyorum hemen dolanıyorum bu dalımın arkasından bu şekilde ve 5 zincirli 3. yuvaya sık iğne ile sabitliyorum Şimdi buraya da yapalım fıstığımızı düzeltme işlemini sonra yaparız. 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim yeşil yuvanın üzerine hafif bakın çok fazla değil. Zincirin altından girip bir tane ilmek alıp zincir çekiyorum 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şöyle 17 sonuncuya 18. Bu şekilde ilmekleri yine topladım ve buradan ilmeği alıp hepsinin başından bu şekilde şöyle kaydırıp çıkardım. Evet bakın. topladım fıstıkları da bu yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Yeşil yuvamdan bir tane ilmek alıp ikisini birden buraya tutturdum. Hemen şöyle bir tane de zincir çekiyorum dibine. Kap kopardım ipimi. Şimdi bakın arkadaşlar bunu şöyle elimle sola doğru yatırıyorum fıstığımı. Bu üç zincirimin önüne de bu şekilde dalımı getiriyorum. Bakın. Şimdi şu ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Köşeyi de özellikle yaptım. Sizlerin görmeniz için köşede nasıl dönülür, fıstık nasıl durur özellikle düz zemini değil de böyle köşeyi yaptım fıstığımızı, sizle yaptığımız sarı fıstığımız ve daha önce sizler için hazırladığım kırmızı fıstığım iç tülbentin içindeki renklerle yaptım. sizde sade yazmaya renklerlik yaparsınız veya hatta böyle içindeki çiçeklerle yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakın e, düzeltti. 3 zincirle çektiğim yere yapraklarını bu sık iğneden olan yapraklarını dek getirip şöyle fıstıkları da onların aralarına serpiştirdim. Elimle bu şekilde düzelttim. Bitirdikten yaktıktan sonra modelim bu şekilde. Evet sizler de e, emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımın devamı gelir. Videolarımın devamına gelmesi de sizlerin en azından beğeni yaparak şöyle destek olmanızdır. Şöyle yakın plan tutayım. Evet. Modelim bu şekilde. Fıstıkların yapımı da artık çok kolay. Şöyle gösterdiğim. Yavaş yavaş da gösterdim. Gösterdiğim üzere de yaptığınız takdirde bu şekilde çok hoş bir modeliniz olacak arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız sevinirim Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın